Bir arkadaşına göre Monet'in tek bir kanvas için ışık değişmeden önce sadece 7 dakikası olurmuş. Çünkü ışık değiştiğinde resmettiği manzara da değişirmiş. Ve bu ışığı yani o anı yakalamak için günlerce çalışırmış. Bu Monet'in gün ışığının etkisine olan hassasiyetini gösterir. Bu durumu özellikle 1800'lerin başlarında ot yığınları ve kavak ağaçları eserlerinde görebiliriz. Monet kavak ağaçları tablosunda evinin yakınlarındaki kavakları resmetmiştir. Görünüşe göre bu tabloyu küçük bir teknenin içinde yapmış. Resimleri yaptığı bu teknede ahşap çubuklar vardı ve bunların sayesinde yanına birkaç tane daha kanvas alabiliyordu. Monet Rouen'da ot yığınlarında, kavak ağaçlarında ışık değişimini göstermek için farklı kanvaslarda çalışmıştır. Kabak ağaçları tablosunda güneş ışığının form üzerindeki etkisini resmetmiştir. Yaptığı bu stil, kariyerinin başlarında Monet için ilginç bir durumdu. Herhangi bir andaki optik deneyim. Monet bu eserinde bildiklerini unutmaya çalıştı. Ağaç, çalı, nehir, gökyüzü çizmek yerine bunları şekil ve renklerle gösterdi. Bu tabloda 3 kavak ağacı var ve bunlar tablonun dışına doğru uzuyor. Tablonun alt kısmında bu kavakların suya yansımalarını görüyoruz. Benim en sevdiğim kısımsa kamçı gibi olan, arkaya doğru sıralanan ve ne olduklarını anlamamız birkaç saniye alan bu ince kavakların duruşu. Bu ağaçların yansımalarının rengi pembe olmasına rağmen kendileri pembe değil. Bu görüntüden rüzgarlı, parlak bir sonbahar günü olduğunu anlıyoruz. Bu tabloya baktığımızda Monet teknesindeyken neden bu manzaranın ona bu kadar güzel geldiğini anlayabiliriz. Monet bu tabloyu yaratırken resmettiği kavakların sahibinin ağaçları sattığını ve ağaçların kesileceğini öğrenmiş. Bunun üzerine toprak sahibine ağaçları sonbaharın sonuna kadar kesmemesi için para ödemiş böylece resmini tamamlayabilmiş. Bu Monet'in karakteri hakkında bize bir ipucu veriyor. Günün sadece kısa bir döneminde resmedebildiği görüntüyü tamamlayabilmek için hayattaki bir değişikliğe karşı gelip onu durdurmuş. Resmin yüzeyine bakın. Boyalardan kat kat olmuş. Aslında bu ağırlaşmış çalışma yüzeyi ve bize söz verdiği o an arasındaki bir çatışma. Tabii ki bu bir sorun. Yüzeyde boyalar birbiri üzerine geçmiş ve kat kat olmuş. Yani yüzey çok ağırlaşmış. Burada her boya darbesinin birbiri üzerine geçtiğini görebilirsiniz. Ve bu sadece kavak ağaçlarında söz konusu değil. Bu durumu Monet'in diğer eserlerinde de görebilirsiniz. Ot yığınlarında, Rouen Katedrali'nde, Nilüferler'de. Bu tabloların ortak özelliği günün belli bir anını yansıtmaları ve bunu gerçekleştirmek için uzun bir dönem sonucu meydana gelmeleridir. Benim bu eserlerde esas hoşuma giden şey ise gün içinde çok kısa süren anları Monet'in gözünden görebiliyor olmak. Eserdeki bir diğer nefes kesici özellikse resimlerdeki soyutluğun yoğunluğu. Bu 1890'larda resmedilmiş bir tablo olmasına rağmen 20. yüzyıl özellikleri taşıyor.